gazeteciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün yine Suriyeli Karahisar ilçesini ziyaret ettik. Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşımız Cafer Kesik ile muhtarların sorunları hakkında röportaj yapacağız. Süleyman Bey, hoş geldiniz abi. Teşekkür arkadaşlarımıza. Bir de bir iş yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bana ilk defa oluyor, ben görüyorum şu zamana kadar. Gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? Ne zaman Muhtarlar Dernek Başkanı seçildiniz? İlk dönemim bu. Bilmiyorum siz. Evet, Karahisar Saraycık Köyü. Saraycık Köyü'nde muhtarlığını kazandınız. Sonra da aday oldunuz, dernek başkanı oldunuz. Evet, aday oldunuz. Dernek başkanı oldunuz. İşte muhtarlarımızı burada toplanıyoruz. Köyün sorunları, ilçemizin sorunları çözülür. Evet. Nasıl çözülür? Muhtarlar buraya toplanır. Mesela köylerin sorunları dolayı. Ama evet. Tek muhtar olduğu için biz de yardım ediyoruz. Biz başka ileride muhtarı seçiyoruz. Evet. Köylerin hizmet yönetimi birliğine, sosyal dayanışma birliğine muhtar adaylarla seçiliyor. Evet. Diğerlerini de seçeriz. Bunların yanı sıra yönetimler de var. Evet. Benim yanımda 5 tane yönetim var. Onlar da var. Bunlar da işin içinde. Bir tek yani bu iş yürümeyeyim. Köyde. Evet. Ben bir tek kararından olmayacağım. Bu arkadaş da var böylece. 5 kişinin niyetinden geçmesi için. Biz de evet. İşte buraya toplanan, aynı muhtarlar bir yere toplanmak için buraya. Sorunları söylemek için. Varsın o muhtarı yüzü bir iş yapamaz. Bir yanda. Evet. Birlik olduğu için. Birlik olduğu zaman. Evet. Yani ses getiriyor birlik olduğu zaman. Kaç köyümüz var efendim? Kaç mahalle var? 62 tane 62 köy var. Evet. 15 tane var. 15 tane var. 77 tane. 77 tane muhtarı var. Evet. Hepsi tamamı derneğe üyeli. Ya şu anda yeni kurduğumuz için. Yeni ne zaman kurduğumuz için? Yani kurdu demek de ben yeni demek başkanı olduğum evet. için. Yani şu anda 44 tanesini faaliyette. Faaliyette. Evet. Üye yani. Aşağı var üye. Usul süreçlemesi. Ama yakın zamanda yapacak bir var onlarında. Yani geri toparlıyoruz. Yani. Evet. Güzel sayın izleyiciler. Buradaki sistem Konya'nın evet. Ereğli ilçesinde de Muhtarlar Dernek Başkanı arkadaşı bu şekilde bir lokal oluşturmuş. Arkadaşımızın da burada bilgisayar yazıcısı var. Orada bütün muhtarlarımızın dilekçelerini de burada orada yazdırıyor. Burada da yazdırıyor musun efendim? Evet, evet. Orada evet. yazıyorum. Arkadaşlarımız hiçbir yere gitmeden Arzu Hacı'ya burada muhtar arkadaşlarımız geliyor. Dilekçelerini ilgili bilimlere yazıyor. Artı ne oluyor? Birlik oldukları için hizmetler daha aktif hale geliyor. Evet. Daha seyir. Aslında bizi doktorlar olarak böyle biz bilgisayar alacağız. Her şey için yani sisteme yeni ölçümüzün üst kağıdı. Evet. Ben kendine öğrenirim. Yani. Evet. Yani gelecek bu muhtar falan gelecek şifresi var. Keşkelerini falan geleyim. Evet. Şu anda değilim de tam sistem oturmadı. Yani biz kaymakamlığın buraya bir tane bilgisayar laptop vermesini evet. istiyorum. Birçok ilçede kaymakamlıklarımız köy muhtarlarımızda bilgisayar dağıtmışlar. Dağıtmışlar. Evet. Gördük. Aksaray'da gördük. Dönerde de dağıtmışlar. Dönerde de dağıtmışlar. Evet. Burada da biz dağıtılmasını istiyoruz. Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk için ne yapıyor? Çalışıyor. Mücadele ediyor. Evet. Muhtar arkadaşlarımızın en büyük isteği ne efendim? Ya muhtarlar bizim herkes köyünün iyi olmasını ister. Evet. Düzenli bir şekilde hizmet yapılması. Hizmetimiz biz Giresun'a bağlı olduğumuz için Giresun bilirsin. Çok uzak. 130 km. Evet. 120-130 km. Evet. Oradan bu kaç tane ilçesi var? Bunlar ayrıldığı zaman evet. miktarı düşük. 10 geleceğine 1 gelecek. Evet. Nüfusa göre geliyor sadece. Nüfusa göre geliyor. Bir de ilçesi çok olduğu için. Ne değil? Giresun'un ilçesi çok olduğu için. Ödenekler ayrı değil. Evet. Ödenekler ayrı değil. Bunlar bir de köylere de ayrı değil. Evet. 62 köy ayrı değil. Evet. Bana. Yani bir köye ne yaparsın? Evet. Emekli misiniz hemen? Hayır, emekli evet. değil. Muhtarların sosyal güvenlik kimleri devlet yatırıyor. Yok, yatırmıyor. Muhtar arkadaşların bir yönde istekleri var. Çok istekleri var. Evet. Şimdi para değil ki alıyoruz biz. Ayrımız aldık yatıracak. Yatırmıyor vatandaş ama direkt devlet sizce para olsa evet. Cazip geliyor. Hayır, cazip geliyor. Evet. Yatırıyor. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, muhtarlarımızın en büyük isteği olan SESİKA, Muhtarlar SESİKA birimlerini mutlaka evet. devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı? Çünkü muhtar arkadaşlarımızı halk seçiyor. Halk seçimli yöneticiler. Belediye başkanı, milletvekili, evet, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı halk böyle seçiyor. Evet. Sayın başkanımız. Doğru efendim. Doğru. Sağ olsun muhtarlarımıza da sahip çıktı. Evet. 15 günde bir Beştepe'de ne yapıyor? Ankara'da toplantı yapıyor. Katıldınız mı efendim? İlçeden giden oldu mu? Oldu oldu. 4 tane 4-5 kişi geldi. Evet. İşte biz gazetemiz kurulduğu zaman muhtarlar aile yöneticileri 280 lira 300-320 lira civarındaydı. Bu konuları gündeme getirdik sağ olsun. Muhtarların sesini en iyi şekilde hem görsel olarak hem de yazılı basına duyurduk ve bunda da başarılı olduk.
İlk önce o Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanımızın iki defa artırdı %100. Evet. Daha sonra eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun asker ücreti sözü verdi. Ve sözünde de durdu. Bunlar da ilk kişiye de duyuran biz olduk. Türkiye'de bu kadar sesi karşısı. Bu kanalın en büyük sorunların başında bu geliyor. Bu konuda mutlaka çözülecek diyoruz. Nasıl 300 liradan 1300 lira asker ücretiye geçtiğine yükseldiyse SESKA primlerinde mutlaka yatırıldığı günleri göreceğiz diyoruz. Başka sorun var muhtarlarında? Sayın Cumhurbaşkanım'a çok teşekkür ediyoruz. Başka sorumuza, yani muhtarlara bayağı ağırlık verdi bu dönem. Evet. Yani, milleti, halkı iç içe kaynatmaya yani bayağı bir faydası oldu. Evet. Muhtarlara yani bayağı şeylik yaptı yani. Her zaman gündeme getirdi, hiçbir zaman düşünmedi. Aynı milletvekilleri gibi, evet. Bakanlar gibi, hiç muhtarları da bırakmadı. Aynı. Evet. Onlardan aynı seviye geliyor. Muhtarlarımıza bir değer kattı, saygınlık getirdi. Doğru mu efendim? Muhtarlar da bu yüzden bayağı yani hizmetleri daha bu seviye çıkarttı. Aktif hale getirdi. Aktif hale getirdi. Muhtarlar canlandı, tamam mı? Evet. Aşağı diyor muhtarlar. Gözleme mahmurlar. Askeri ücret değil de yani normal büyük para verin, bedel koymuşlardı. Evet, yani o zaman 300 lira civarında arıyordu. Oradan köyden kalıp ben sana geldim zaten. Bir defa da bitiyor. Tabii bitiyor. Tabii bitiyor ama bu asker ücreti bulduk ki. Biz bir tane hafta içeye gelir ya da. Evet. Tabii içeye geldiği zaman bazı sorunları var, çözmeye çalışırken de köyden almadığı zaman. Evet. Kendi köyden karşılığına gidiyor. Evet. En azından para soruyor. Evet. Yakınızda Sivas'ın Şuşehir ilçesi var. Orada Ziraat Odası Başkanı arkadaşımız muhtarların köylerini besinler gibi isimlerle şeyleri kitap çıkardı. O getirmiş. Ücretsiz kur numarada yazmış. Burada da yapıldı mı efendim? Yok böyle yapmadı. Bir Ziraat ilçesinde de muhtarlar dedi ki başkan arkadaşım 3. dönem seçildi. İmranlı'da 2. dönem seçildi. O arkadaşlarımız da kitap çıkma halinde bastırıyor. Muhtarlarımıza dağıtıyor. Resmi durumlara veriyor. Vatandaşlar muhtarlarımıza rahat bir şekilde ulaşıyor. Biz Ziraat Odası'yla ne bir şey zaten muhtarlarımızla beraber zaten. Evet. Ziraat Odası'yla muhtarlarımız zaten. Muhtar mı aynı? Evet. Aynı zamanda muhtar her zaman beraber yönetim Ziraat Odası'nda. Evet. Yani bir iş olduğu zaman hep bir şey olasıyor. O zaman kitap adam okumaz ama Ziraat Odası her zaman içimizde ya. Evet. Hep beraber. Evet. Zaten Ziraat Odalarında Ziraat Odası seçmiş olduğu delegeler seçiyor. Evet. Delegeler seçiyor. Başka sorunu var mı muhtarlar? Ya muhtarların büyük sorunu bu köyler. Böyle mi uçmak? Köyler hizmet yapmıyor. Ne hizmet yapmıyor? Mesela. Kara su, gölet. Gölet, gölet de dünyanın çok büyük bir şey. Neden geçen kaynağı neye dayalı bir şey bu karayışlar? Çiftçi. Çiftçi. Hayvan. 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 Bunlar yani. Ceviz var. Bu sene de doğum vurmuş. Doğru mu efendim? Evet. Doğum. Evet. İki senedir doğum vurmuş. Yedi senedir doğum vurmuş. Evet. İki senedir. Evet. Balık. Arı var. Arı var. Evet. O da 10 senede bir sefer oluyor. 10 senede bir sefer. 10 senede bir sefer oluyor. Evet. Evet. O da denk gelirse. Evet. Balık ya. Biz de muhtarlarımızın en çok bizden istedikleri muhtarlıktan göreve düştükten sonra ayrıldıktan sonra tabanca tutanları. İyi bir soru. Şimdi muhtarlıktan düştüm ben diyeyim mesela. Evet. Devlet bir bedel olacak. Evet. Tamam. 3.500 TL bir şey koydu. 3.500 TL bedel koydu. Bunu muhtarlıktan sonra düştüm ben muhtarlıktan. Düştüm. Bunu bir sene verdi mesela diye. 5 yıl var. 5 yıl. 5 yıl. Ben 3.500 TL yaptım. 5 sene sonra. Yani bunu 3.5 değil de yani. Evet. Sağlık biz şöyle çözüm getirmesini istiyoruz. Sağlık da korun alsın. Evet. Ondan sonra devam etsin. Sağlık bir defa vermiş vermişti. Doğru mu efendim? 3.5 yılda vermiş. Ya sağlık da korun mecbur olmalı 5 yılda bir. Evet doğru. Ama tabaca usta prosesi olma. 5 yılda bir sağlık da korun alıp getirilmedi. Getirilmesi. Vergisini zaten ödemiş. 3.500 lira. Çünkü tabancasını alıyorsun. 2.000 liraya, 3.000 liraya. Tabancadan fazla bir vergi ödüyor. Onun bir çözüm olarak bir defa yalınmasını istiyoruz ama sağlık da korun her 5 yılda. Yok değil. Şimdi bir sefer ödüyorum. Evet. Vergisi nedir? Bir dahaki sene. 5 yıl sonra. 5 yıl sonra. Yani vergi verecek o. Yine mi vermedi? Vermez. Ne kadar vermedi? Dur ben sana. Nasıl vermedi? Yani şu adam denetime girmesi lazım. Sağlık evet. Raporundan girmesi evet. Lazım ki. Evet. Bu adam 5 yıl içinde herhangi bir şey olur. Alsın diyor zaten sağlık. Sağlık raporu alacak bir. 3 lira değil de yani. Evet. 1000 lira. 1000 lira. Yahut 500 lira gibi. Ondan sonra. Yani sembolü alsın diyorsun. Evet. Sembolü. Evet. Sembolü. Evet. Sembolü.
Ama devlet tarafından denetlenmesi lazım. Yani rapor alması şart. Mutlaka rapor alması. Ben ona koşarım. Mesela şu anda rapor alıyorum. Sağ rapor. Evet. Ama ona koşarım. Müşahası var. Ne aslandım işte. Aslandım. Yok yok. Ne bileyim, görürsün başına gelin içine geçirenler. Her şey var. Evet. Ha, bu siyaseti. O 5 sene siyaseti. Sadece hazırlanmasın istiyorsunuz. Evet. Sağ raporu. Sağ raporu yerine veriliyoruz. Evet. Evet sayın izleyiciler. İşte gördüğünüz gibi Mutlular Dernek Başkanı arkadaşımız Cafer Kesik arkadaşımız. Bir de şu. Evet buyurun. Bizim en büyük sorumuz görev burada. Görev. Şimdi görev olduğu zaman İstanbul'da böyle vatandaşlarımız. Bu çifti geçti. Önce gördüğünüz gibi yeni yapılacak vatandaşı. Sadece burada gelebilirsin. Biz bir sefer şey yapayım, mahsul edelim. Evet. Arpa'ya böyle yaptık. Daha ikinciye bir şey yapamıyoruz. Sormadık. Evet. 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 Ben Arpa'ya reklamı, tarlama, askerim yaptım. İki hafta oldu işte. Evet. Hayvanların yerlerine koydum. Ama ikinci sefer mahsul yapamıyorum. Nedir? Mesut Fatih Rekar'ın, Fatih Seker'in mahsulunu yapamıyorum. Evet. İkinci bir iş. Bu göletlerimiz var. Ben abi gölet çok durum. Gölet olursa yani İstanbul'da gençlerimiz, gürbetçilerimiz, burada yaparken şirketi yaparken. Evet, AK Parti hükümeti bin köy, bin gönül projesi var sayın izleyiciler, bunu gerçekleştirelim. Ama burada işte mutlaka mutlar arkadaşlarımızda çok önemli görev düşüyor. Mutlaka mutlularımız ne yapacak? Uygun bir yer varsa gölet isteyecek. Köyde bir yerden içerisine. Aşağı var bir, bu 5-6 tane yaşıyorum. Ben de yeni başlıyorum. 2017'de güzel hata olacağım. Bir yer aldım. Evet, bir tahsil ettim, bir yer aldım. Aşağı var, bir tane köyüsü var. Bir gölet. Evet, bir oradaki gölet. Bol köy, aşağı var. Sular yok. Evet. Bilmem buranın göletini yapalım. Evet. Yani sulu olduğu zaman arazilerin sulu olun ya. Evet. Olduğu zaman adam domates senekler. Her şeyin eklemler. Adana'da ki. Çok güzel karpuz üretmişler. Kavun üretmişler. Gördük çekim yaptık sayın izleyiciler. Yani sulu tarafı önemli. Çok önemli bir tarafı kadar. Denek başkan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Neden? İşte hem devletimiz kazanır hem göç önlenir. Tabii sulu tarafında vatandaşlarımız alternatif üründen yetiştirir diyoruz. Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi mutluların sorunlarını Şevi Karahisar Dernek Başkanı, Mutlular Dernek Başkanı Cafer Kesik ile dünyaya duyurduk. Kendisi de Türkiye'de Mutlular Sesi Gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarıyla devam ediyoruz.